Sevgili altın sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün altın sınıf Türkçe dersi ikinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. CKMK Akademi'nin uygulamasını Play Store'dan indirebilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Facebook hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Abone olup da bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu yazılımın pdf'sini aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de o kısımda 6. sınıf din kültürü dersinde çekilişimiz var. Ona da isterseniz katılabilirsiniz. 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı soruları. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? Zamir neydi arkadaşlar? Bir ismin yerini tutacaktı. Yani bir kişinin yerini tutacak bir ifadeydi değil mi? Senin bu kadar kaba olduğunu bilmiyordum derken buradaki sen kelimesi Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in, Ahmet'in ne yapıyor? İsmine yer alıyor değil mi? Bak şurada biraz daha yakınlaştırayım. Daha net görün arkadaşlar. Bunu değil ötekini getireceksin. Mesela kalemi gösterdim. Bunu değil ötekini getireceksin dedik. Diğer kalemi koyduk. Yani kalem ismini de ne yapabilir? Yerine alabilir. Burada da bir zamir mevcuttur. Kimileri kahve içmeyi çok sever. Kimileri derken kim? Bir grup mu? Bir kişi mi? Belgisizlik var. O ayrı bir mevzu ama. Zamir mi arkadaşlar? Bir kişi, birkaç kişinin yerini tutuyor mu? Tutuyor. Yani bir kişi de olsa olurdu zaten zamirlik var. Ama en sevdiğim çiçek güldür derken en sevdiğim çiçek. Bak şöyle deseydi en sevdiğim güldür dese ya da en sevdiğim odur deseydi hani oradaki o kelimesi bir nevi zamir görevi yapabilirdi ama burada herhangi bir zamir yoktur. Kitap okumayı çok seviyordu. Kitaplarına ayrı bir özen gösterirdi. Bu yüzden kütüphanesine onları tek tek yerleştirdim. Yerleştirirken kitapları türlerine göre de ayırdım masal kitaplarını bir bölüme, şiir kitaplarını başka bir bölüme koyardı demiş. Yukarıdaki parçada altı çizili zamir hangi isimin yerini tutmuştur? Bakın şurada bu yüzden kütüphanesinde onları tek tek yerleştirdi derken şurada kitap diyordu zaten kitaplarını yerleştirdi. Ayrıca bir de şuraya bakarsan yerleştirirken kitaplarını kelimesinden de zaten oradaki onları kelimesinin kitap olduğunu anlayabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen zamirin türü yanlıştır? Konuyu yalnızca ben anladım. Kişi zamiri ben. Var mı? Var. Seninle birlikte kim gelecek? Bak seninle sen var ama bir de şurada kim diye bir ifade var. Yani soru soruyor değil mi? Seninle birlikte kim gelecek? Soru zamiridir arkadaşlar bu. Bakın hangi gibi değil mi? Soru zamiridir, belgisiz değildir. Bu yanlıştır. Diğerlerine de bakalım yine de. Şunu mutlaka okumalısın. Şunu işaret ediyor. Öğrencilerin birkaçı okula gelmemiş, birkaçı kim olduğu belli değil, belgisiz zamir olacaktır. Ötekinin söylediklerine kulak asmadan sadece beni dinlemelisin cümlesinde zamir olan sözcükler hangi şıkta verilmiştir? Öteki, kim, Ayşe Fatma birinin yerini tutmuş mu, tutmuş? O zaman zamir. Ben bak Kulak asmadan söylediklerini, kulak asmadan sadece beni dinlemelisin. Ben kişi zamiri de var mı? Var. O zaman öteki ve beni doğru cevap olacaktır. O sözcüğü hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır? O vücuda çok faydalıdır. Ne Mesela ekmek, su gibi bir şeyden bahsediyor. Besinden, kişiden değil. O çöpe atılacak. O derken ney? Bir insandan bahsetmiyor değil mi? Yine çöpten bahsediyorum. O en sevdiğim renk ne? Yeşil mesela onu gösteriyor. Ama o bugün derse gelmedi. Kim? Bir kişiden bahsediyor değil mi? Öğretmen olabilir, öğrenci olabilir, müdür olabilir ya da arkadaşları olabilir. İle sözcüğü yukarıdakilerden hangisinde cümlede bağlaç olarak kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım bağlaç olan ileyi nasıl anlayacağız? Kahvaltıda peynir ile zeytin yedim demiş. Bak yığla kelimesini koyabiliyor musun? Peynirle zeytin gibi bir şey oluyor mu? Olmuyor değil mi? Peynir ile zeytin yedim. Burada bir e, bağlaç olarak kullanılmış arkadaşlar. Gül ile papatya en sevdiğim çiçektir. Yine bağlaçlık var bak. Gül, papatya, peynir, zeytin gibi. Masamda kalem ve silgi var. Yine bağlaşlık var ama babasıyla maça gitmişler derken buradaki cümleye bakarsanız babasıyla diyebiliyorum değil mi? Babası ile de diyebiliyorum. Babam ile ben maça gittim deseydi o zaman bağlaç olabilirdi ama babasıyla maça gitmişler kelimesinde bir bağlaçlık yoktur. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi edat değildir? Bu çiçekleri senin için aldım. Baktığınız zaman burada kimin için aldım? Senin için aldım. Kursa gitmek üzere evden çıktı. Oyuncağını aldı ve odasına gitti. Elma kadar armutu da çok severdi. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken edat neydi? Edat kendinden önceki gelen cümleleri nitelendirecekti, değil mi? E şimdi bu çiçekleri senin için aldım. Kimin için? Senin için. Kendinden öncekini niteliyor. Kursa gitmek üzere evden çıktı. Neye? Bak, kursa gitmek üzere. Baktınız arkadaşlar, burada e, şöyle bir durum var. Burada kursa gitmek üzere derken burada da yine bir sıkıntı. Yok yani kursa gitmek üzere burada da niteliyor. Oyuncağını aldı ve odasına gitti. Bir dursun. Elma kadar armutu da çok severim. Elma kadar armutu da çok severim var ama oyuncağını aldı ve odasına gitti kelimesi edatla ilgili bir kelime değildir. Aşağıdakilerden hangisi için edatı cümleye amaç anlamı katmamıştır herhalde. Tam okuyamadım. Katmamıştır. Görüntü bir bulanıklaştı. Şimdi bakalım arkadaşlar. Karnesindeki zayıfları gördüğü için hüngür hüngür ağladı. Bir sonuç var değil mi? Amaç yok. Geçtik teyzemlere gitmek için hazırlanmaya koyulmuştu. Gitmek için bak bir amaç var değil mi? Daha yapmamış. Amacı ne? Teyzesine gitmek, teyzelerine gitmeye istiyor. Onun için hazırlanmış. Burada bir amaç vardı. Pardon, şöyle bir şey. Arkadaşlar katmamıştır demiş. Burada amaç var. Bak amaç var burada. Ama katmamıştır dediği için A şıkkı doğru cevabımız olacaktır. A şıkkı katmamıştır. Soruya tam bakarsanız cevap A şuraya da yazayım. Sonradan hocam yorum kısmında cevap B yazdınız demeyin. Cevap A arkadaşlar. Bunu sileyim hatta şöyle. Cevap B değil A. Para kazanmak için her işte çalışabileceğini söylüyordu. Bak yine para kazanmak amacı var. Yorucu bir günün sonunda açlıklarını gidermek için masaya oturdu. Yine bir amaç var karınlarını doyurmak. Ama amaç olmayan bak bunda var bunda var ama A şıkkında yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır. Şimdi arkadaşlar ki'nin yazımında dikkat etmeniz gereken ler eki eklemeniz lazım. Mesela duydum ki ler yazdığınız zaman anlam bozuluyorsa bitişik Anlam pardon, anlam bozulmazsa bitişik, anlam bozuluyor ise ayrı yazılması gerekmektedir. Bakın ler ekliyorsunuz kilere. ler lar ekliyorsunuz. Bozulmazsa bitişik. Bozulursa ayrı. Şimdi bakalım. Duydum kiler unutmuşsun gözlerimin rengini dediğiniz zaman duydum kiler dediğinde ne yapıyor bozuluyor. Ayrı mı yazılması lazım bozulursa? Evet, doğrudur. Bahçedekiler çiçekleri sırasıyla suluyor. Rus. Bahçedekiler. Bak anlamda bir bozulma var mı? Yok. E niye bitişik yazılmamış? O zaman ayrı yazılmış. O zaman bu ifade yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. Benim saçlarım sevdanın da, sevdanınkilerden daha güzel göründü olabilir. Bahçıvan sakokta öyle bağırıyordu kiler diyebiliriz. Senin ha onlarda da şöyle bir durum var. Mesela burada Bahçıvan sokakta öyle bağırıyordu kiler dediğimizde anlam bozulduğu için ayrı yazılması lazım. Ama benim saçlarım sevdanın kilerden daha gürdür dediğiniz zaman anlam bozulmadığı için bitişik yazdık. O senin kadar duygusal bir insandır cümlesiyle ilgecin yani edatın. İlgeç dediğimiz edattır. Edat'ın kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? O senin kadar duygusal bir insandır. E, o zaman burada bir eşitlik var değil mi? O da benimki kadar duygusalsa ikimiz de aynı duygulara sahibiz demekteyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır? Bakın D'yi larlerek dedik ki aynı onun gibi yapmamız lazım. D'yi ayırdığımız zaman anlam bozuluyor mu bozulmuyor mu buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu caddede bizim evimiz var kapattık bu cadde bizim evimiz var dediğimiz zaman ne yapıyor? Anlam bozuluyor. Bitişik mi yazılmış? Bitişik. O zaman doğru. Bak D'yi çıkar. Bozuluyorsa anlam bozuluyorsa bitişik bozulmuyorsa ayrı. Tamam. Şimdi cadde bizim evimiz var dediğim zaman bozulduğu için bitişik yazılmış. Doğru. Babam koltuk uyuyor. Bitişik yazılmış doğru. Köpeğim durmadan havlıyor. Bak kaldırdım D'yi. D'yi kaldırdığını düşün. Köpeğim de durmadan havlıyor diyor ya. Köpeğim durmadan havlıyor. Anlam bozuldu mu? Bozulmuyor değil mi? Anlam bozulmuyor. E bozulmuyorsa arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Ayrı yazmamız gerekmektedir. C şıkkımız yanlıştır. Kalemim Ali'de kaldı. Kalemim Ali kaldı dediğinde anlam bozulduğu için bitişik yazılması doğrudur. Belki biraz karışık gibi geliyordur size ama sonradan tekrar dönebiliriz o sorulara. Piknik için gittiğimiz bölgede farklı türlerde birçok ağaç vardı. Kabukları dökülmüş, çok yaşlı bir de ardıç ağacı vardı orada kurumuş gölgesini yitirmiş bir ağaçtı. Gövdesi delik deşikti. Boğum boğum kökleriyle kayalığın üzerinde sıkıca yapışmış sarp kayalığa baskı altına almıştı. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Paragrafı incelediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kafanızda canlandırabiliyor musunuz? Bak diyor ki piknik için gittiğimiz bir bölge vardı. Ağaç vardı. Ağacın şu dalları vardı. Bu dalları vardı. Kökleri kayaları sarmıştı. Yapabiliyorsunuz. O zaman burada betimleyici bir anlatım görebilirsiniz. İsmail ve ben bir süre yan yana köye doğru yürüdük. Sonra ne yapacağını bilmeyen kimselere özgü bir iç sıkıntısı ile yolun ortasında durup kargaların uçuşunu seyrettik. Termosumu çıkardım bir bardak çay doldurdum. Bir bardak da İsmail'e uzattım. Hiç konuşmadan çaylarımızı içtik. Parçaya baktığınız zaman anlatım biçimi diyor. Burada genelde bir romanı sanki okuyor musunuz ya da bir öyküyü okuyor musunuz gibi geldi mi? Geldi. O zaman bu nedir? Öyküleme idir. Kuş uzmanlarına göre, posta güvercinleri yuvalarından uzaklara pek uçmaz. Ama yuvasından uzaklara götürülürse yuvasını bulabilmek için uzun mesafeler uçabilir. Göçmen kuşlar uçma konusunda posta güvercinlerinden daha yeteneklidir. Mevsimsel göçleri esnasında posta güvercinlerinin en az 10 katı kadar, kadar yol alabilir. Baktığınız zaman hem göçmen kuşlardan hem de posta güvercini kuşundan bahsetmiş ve ikisini birbirine karşılaştırmış. Biri 10 kat daha fazla olduğunu söylemiş. Onun için burada karşılaştırma anlatım biçimi kullanılmıştır. Tarihi yerlerin korunması konusunda gerekli hassasiyeti göstermiyoruz. Değer bilmez bir şekilde bu alanları çöplüğe çeviriyor. Bunların tarihi dokusuna zarar veriyoruz. Sümele Manastırı bunlardan biri. İnsanların orada bulunan mozaiklerin üzerine isimlerini kazımaları değer bilmez değer bilmezliğimizin somut bir göstergesidir. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? E baktığınız zaman arkadaşlar burada neyden bahsediyor? Bir örnekten veriyor değil mi? Şöyle göstereyim bir örnek vermiş. Demiş ki tarihimizin çoğu yerini biz batırıyoruz. Bunlara en güzel örneklerden biri Sümele manastırdır demiş ve örneğe vermiş örnekleme yapmış. Bilim adamının amacı. Bak böyle bir soru varsa şurada Tolstoy'u görürsen bu direkt nedir biliyor musun arkadaşlar? Tanık göstermedir. Çünkü bir kişiyi tanık göstermiş oraya. İsmini de vermiş ama ben yine de size göstereyim okuyayım. Bilim adamlarının amacı insanların yaşamını kolaylaştırmak, dünyayı daha güzel, daha yaşanası hale getirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için insanları sevmek, onun acıları, sevinçleri ve hayalleriyle bütünleşmek gerekir. Bunun için de edebiyatta tanışmamı, tanışması gerekir. İyi bir bilim adamı gerçek bir edebiyat severdir. Kim demiş? Tolstoy demiş. Der Tolstoy demiş. E ne yapmış? Tanık göstermiş. Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre lise düzeyinde bir öğrencinin 24 saat boyunca kullandığı farklı sözlük sayısı 125. <laughs> Özür dilerim. Üniversite öğrencisinin ise 170. Üniversitede görevli akademisyenlerin bu sayısı 350 ile 500 arasında değişiyor. Biz Türkçe'de sözlükte 10 binin üzerinde sözcük var. Biz toplum olarak sadece 150 ile 200 sözcük ile iletişim kurmaya devam ediyoruz. Bu parçadaki düşünceye geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapmış? Sayısal verilerden yararlanarak anlatımı güçlendirmiş. Moda rüzgarlı, rüzgarı ortalığı kasıp kavuruyor. Bu esinti bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Paragraftaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bak rüzgar derken hani bu e, popülasyondan aslında e, ne diyeyim daha böyle ünlüleşmekten ya da trend olmaktan bahsediyor ortalığı kasıp kavuruyor derken gerekli satışları yapıyor. Gerekli konuşmaları kişilerin ağzında sağlıyor. Ama burada gerçek anlamda kullanılan tek kelime moda idir. Sonra masanın gözünü çekti cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı hangi seçenekte doğru verilmiş nedir bu yan anlamdır değil mi? Masanın gözü anlamına gelen kısım ya da masanın ayakları sandalyenin ayakları dediğimiz gibidir yan anlamdır. Türk edebiyatında en önemli gezi yazısı eseri kim tarafından yazılmıştır? Kimdi arkadaşlar? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi Seyahat Name eseri gerçekten de gezi yazısı adına Türk tarihindeki en önemli eserlerdendir. Eserdir de diyebiliriz hatta. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Akciğer iki kelime birleşik. Kara göz iki kelime birleşik. Kızıl ırmak iki kelime birleşik ama papatya da böyle bir şey göremeyiz. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Bazı metin okurken dilimiz sürçtü, öksürdük, Aksızlık neyse. Sürçü ettiysek affola biraz hastalığımız var üzerimizde. Hani size ders yetiştirmek için gerçekten çok çalışıyoruz. Hani bugün 30 Nisan herhalde evet 30 Nisan Perşembe günü. Ee... Yani bir fiil çalışıyorum sabah erken kalkıyorum akşam geç yatıyorum. Kusura bakmayın bir hatamız varsa bu sınavdan beklediğimiz not tabii ki de bir çizgi iki yuvarlak. Yüz almanız yüz alın yüzünüz gülsün yorum kısmına yazın bizim de yüzümüz gülsün. Gerçekten bu kadar çektiğimiz çilenin mutluluğu nedir biliyor musunuz? O yorum kısmında yazdığınız hocam yüz aldımdır. İnşallah bol bol 185 70'e kadar yolu var onun aşağısını yazmayın zaten. Bir sonraki ders görüşmek üzere hoşçakalın.